Sivas'tan çıkıp Malatya istikametine doğru gidiyorsanız Kangal'dan geçersiniz. Kangal'ın girişine geldiğinizde yarım saat mola vermeyi unutmayın. Çünkü mutlaka uğramanız gereken bir yer var. Kangal Köpek Çiftliği. Onlarca kangalı sevmek, seyretmek, minik yavrularını kucaklamak, onlarla dost olmak için bu çiftliğe uğramak güzel bir fırsat. Bu videoda bir insan hikayesi yerine özellikleriyle çoğu insandan daha insan olan kangallardan bahsedeceğim. Belki de sadece bir köpek cinsi olarak bildiğimiz bu muhteşem canlıların bazı özelliklerini duyunca onları daha yakından tanımak isteyeceksiniz. Onlar her yönüyle diğer tüm köpeklerden ayrılan, yüzyıllardır Anadolu'da yaşayan, defalarca anlatılmaya değer Sivas Kangallar. Bir köpek düşünün. Sevdiklerini korumak uğruna canını bile hiçe saysın. Çok zeki, bir o kadar da cesur olsun. Sevdiğini kıskansın. Hatta sahibinin başka bir köpeği sevdiğini görünce alınıp küssün. Sahibine, çocuklara, kadınlara, yaşlılara ve misafirlere karşı son derece muhlis olsun. Sevdiklerine karşı bir tehlike hissettiğinde ise adeta bir aslana dönüşsün. Aslan demişken, Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Kangal'dan bahsederken bu köpekleri aslan kadar güçlü ve iri cüsseli olarak tanımlıyor. Onlar dünyanın en güçlü köpeklerinden, namı diğer Anadolu aslanları. Öyle ki kurt ve pitbull'la karşılaştırıldığında bu masum duruşun çene basıncı sizi hayrete düşürebilir. Kurt ısırdığında 185 kilo çene basıncına ulaşırken, çenesi ve uyguladığı basınçla ünlü pitbull köpekleri ısırdığında 107 kilo basınca ulaşıyor. Peki ya kangallar? Birbirine kusursuz kenetlenen dişleriyle çene basınçları çok güçlü. Kangallar ısırdığında tam olarak 336 kilo basınca ulaşabilirler. Bu basınç dünyadaki köpekler arasında en yüksek seviye. Dünyada kurdun kokusunu 1 kilometre uzaktan alabilen ve onu bir göğüs darbesiyle yere yıkıp boğabilen tek köpek ırkı. Hatta bir dönem İtalya'nın Toskana bölgesinde koyun sürülerine kurtların saldırması ve uygulanan önlemlerin yetersiz kalması sonucu Sivas Kangal'ın çağrısı yapılmıştı. Kangalların polis köpeği olarak kullanılmasının yanında Osmanlı döneminde Yeniçeriler tarafından hem askeri işlerde hem de savaşlarda kullanıldığından bahsedilir. Ülkemizde 1975 yılında askeri amaçla eğitime alınan kangallar, asırlardır bu yönde eğitim gören köpek türlerinden çok daha yetenekli olduklarını göstermişlerdir. Anadolu aslanı çok iyi bir dövüşçüdür. Kiloları 50 civarı, ömürleri ise ortalama 10 yıl kadardır. Bilindiği üzere soğuk havaları seviyorlar. Ancak zor iklim koşullarında da oldukça dayanıklılar. Bugün Afrika'nın sıcağında çitalara karşı sürüleri koruyorlar. Çok cesur, kuvvetli, çevik ve hızlı koşan kangallar, iklim ne olursa olsun geri durmaksızın verilen görevi canı pahasına yerine getiriyorlar. Görev onlar için her şey. Öyle ki dağda sürüden ayrılan veya geride kalan koyunun başında günlerce aç susuz bekleyebilirler. Eğer kangallara bir sürü teslim edilmişse, onlar çobanın gözünü arkada bırakmayacak kadar koruma içgüdüsüne sahiptirler. Bilinenin aksine kangallar sürüyü gütmezler, sürüyü korurlar. Aynı zamanda sürünün geçeceği dereyi önceden kontrol edecek kadar da zekiler. Şayet sürüyü birden fazla kangal koruyorsa, kendi aralarında iş bölümü yaparlar. Böylelikle iyi bir organizasyon ve ekip çalışması örneği sergilerler. Kangallar Asya'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Afrika'ya, hatta Avustralya'ya kadar dünyanın her yerindeler. Sivas'tan sonra dünyada en fazla kangal 1960'larda gittiği Amerika'dadır. Amerikalıların göndermesiyle bazı Afrika ülkelerinde de çok sayıda kangal var. Dünyanın her yerine yayılmış olmalarına rağmen
Bu köpekler kan asaletine oldukça sadıktır. Yüzyıllarca saf kalmayı başarabilmiştir. Kangal köpeğinin en belirgin özelliği, sahibine duyduğu aşırı sadakat ve buna bağlı olarak sahibine ait olduğunu düşündüğü şeyleri korumaya yönelik kuvvetli içgüdüsüdür. Onlar oldukça zeki, önsezileri kuvvetli ve sahiplerine aşırı bağlılar. Sahiplerinin kokusunu ömür boyu unutmayacak kadar ileri derece koku hafızasına sahipler. Kangallar, tehdit olarak algıladığı her şeye refleks gösterirler. Kurt, çakal, domuz, ayı gibi yabani hayvanlara karşı çok etkin bir muhafız olmakla beraber sahibinin aile bireylerine ve özellikle de çocuklara karşı hiçbir tehdit oluşturmazlar. Önsezileri güçlüdür. İyi veya kötü niyetli kişileri hemen anlayabilirler. Her ne kadar Anadolu aslanı olsalar da çok alıngan ve hassas bir ruh yapısına sahipler. Sevinçlerini ve üzüntülerini kolayca belli ederler. Hatta hislerini sadece hal, hareket, mimik ve jestlerle değil, çıkardıkları çeşitli tonlardaki havlamalarla da açığa vururlar. Sertlik ve yumuşaklık ifade eden sözleri iyi anlar, övüldüklerini veya yerildiklerini bilirler. Bir kangal sahibi tarafından azarlandığı zaman suçlu bir çocuk gibi başını önüne eğer, sahibinin gözlerine mahzun mahzun bakarak affedilmeyi bekler. Sevdiği kişileri çok kıskanırlar. Sahibinin başka bir köpeği gözü önünde sevmesi, onun üzülmesi için yeterli bir sebeptir. İyi bir köpekte 7 özellik olması gerekir. Zeka, güvenilirlik, dikkat, koruyuculuk, güç, hız ve son olarak en önemlisi cesaret. Cesareti olmayan bir köpek, diğer 6 özelliğe sahip olsa da eksik sayılır. Ülkemizde maalesef pek kıymeti bilinmiyor olsa da, tüm bu özelliklerin hepsini en yüksek düzeyde bünyesinde barındıran tek köpek cinsi ise Sivas Kangal köpeğidir.